Sorularımızı uzmanına soracağız bültenimizin bu bölümünde ve ekonomi dosyamızı açacağız. Çetin Ünsalan Skype hattımızda bizi bekliyor çünkü. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Çok çok sağ olun. Çiftçinin derdi çok aşikar. Artık anlatmaya, onlar anlatmaya bıktılar. Her mikrofonu uzattığımızda dertlerini sıralıyorlar ama burada bir, Dengede de bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani mesela zamlarda hiç böyle bir sıkıntı yaşanmıyor Çetin Bey. Çok istikrarlı bir şekilde zamlar geliyor ve çok da bonkör yani hükümetimiz zam konusunda biliyorsunuz ama gelelim üretici tarafına. Üretici tarafında işler aksıyor. Asgari ücretliye zam konusunda da çok temkinli hükümetimiz. Ne düşünüyorsunuz? Bu bir tarafın bu kadar istikrarlı olup öbür tarafın böyle olması bu süreci nasıl yorumlarsınız? Tabii e, öncelikle bir ekonomi politikanız yoksa bütün bunları yaşarsınız. E, müthiş bir mucizeye imza atıyoruz. E, bir teknolojik buluşa, iktisadi bir teknolojik buluşa imza attık. E, zam seçen enflasyon yarattık. Yani eğer siz e, maliyetlere, köprülere, vergilere, aklınıza gelebilecek her şeye zam yapıyorsanız bu enflasyonu etkilemiyor. Fakat Asgari ücret ve emekli ücretini de birlikte değerlendirirsek neredeyse nüfusun yüzde 65 70inin açlık sınırının altında yaşadığı bir ekonomi fotoğrafı içerisinde buraya zam yaparsanız ekonomi altında oluyor. Şimdi bu e, akılla bağışabilir bir durum değil. Şimdi Türkiye'nin evet bir enflasyon gerçeği var. Her ne kadar bugünlerde deflasyondan bahsetse de, dezenflasyondan da bahsetse de çok özür diliyorum. Bu çok gerçek. Çok ciddi iki tarafta da sıkıntı var. Bakın ilk başta biz neyi yaşadık Güney Hanım? Dediler ki aslında enflasyon düşecek. Bizim de hedef enflasyonlarımız var. Enflasyonla mücadele için herkese... E, bu oranda zam vermemiz gerekir dediler. Bakın mesele oradan başladı daha. Yani %65 enflasyon açıklanan bir ülkede %36 hadi işte seçim zamanıydı falan falandı filandı derken %49 oranında enflasyon, e, bir maaş e, artışı yaptılar. Bu herkes dedi ki hani azdı çoktu aslında gerçek şuydu kimsenin inanmadığı 65'in bile yüzde 16 altında zam verdiğiniz gelirlerine zam verdiğiniz insanların bir kere daha yıl başlamadan cebinden yüzde 16 peşin vergi almak anlamına geliyordu. Yine diyorum kimsenin inanmadığı enflasyona göre bile. Hı hı. E, şöyle bir eğilim çıktı ortaya. Canım idare edin. E, tam idare edelim. Kimsenin sesi çıkmamaya başladı. Herkes yani itiraz ediliyor da e, alınmamaya başlandı. Sonra burada e, duvara toslandı. Yani tıkandı artık. Bir tık öteye gidemiyor burası. Kini nitekim gidecekler. Muhtemelen yıl sonunda yüzde on başlayacak e, zam e, pazarlıkları. Sıra üreticiye geldi. Önce üreticinin %70'e yakın yani %120'lerden %50'ye düşen bir enflasyon 70 puan ortadan kalktı ama tüketici enflasyona yansımadı. Pokus pokusla buhar edildi. Şimdi deniliyor ki üreticiye senin maliyetin artabilir ama biz enflasyonla mücadele ediyoruz yansıtma. Bu yansıtılmamış hali dikkatinizi çekerim. Çünkü bir taraftan insanların satın alma gücü yok olduğu için üretici de gerçekten enflasyon farklarını yansıtamıyor. Çünkü yansılsa bunu satamayacak. Bu sefer iki risk ortaya çıkıyor. Rakam tutturmaya çalışan Mehmet Şimşek ve ekibinin gölgesinde. Birincisi iflas eden bir vatandaş, ikincisi sermayeden erimeye başlayarak iflasa doğru sürüklenen bir reel sektör. Peki ortada emeklisinden çalışanına Reel sektöründen e, öğrencisine kadar ortada vatandaş yoksa siz rakamı tuttursanız ne olacak, tutturmasanız ne olacak. Şimdi böyle bir açmaz karşı karşıyayız. Türkiye şu anda iki e, ayrı fotoğraf. Bakın e, şu ifadesini hatırlayın bakanın diyor ki biz dezenflasyon sürecine geçiyoruz artık değil mi? 76'tan 71'e gitti. Şimdi sizin kağıt üzerinde. 76'ya bile kimse inanmıyor ya. Kağıt üzerinde rakamları azaltıyor olmanız teknik olarak yani kitabi olarak baktığınızda yemin etsiniz başınız ağrımaz. Yani evet enflasyon artış hızının düşmesi dezenflasyon sürecinin başlangıcıdır. Ki bir ay bunun için bir gösterge değildir. Merkez Bankası da aynı şeyi söylüyor. Fakat çarşıya pazara çıkın. Üreticiyseniz maliyetlerinize bakın. İki, iki ay üst üste hatta bir hafta eğer vatandaşsanız semt pazarında bir hafta arayla aynıleri aynı gramaja aynı satın alamaz haldeyseniz orada enflasyon büyük bir hızla devam ediyor demektir. Evet. O zaman siz rakamı düşürseniz bile Türkiye'de bir dezenflasyondan değil daralmanın ve enflasyonun aynı anda yaşandığı stagflasyondan bahsetmeniz gerekir. Türkiye şu anda adı konulmamış. Ama sokakta fiili olarak yaşanan bir stagflasyon sürecinde fakat Ankara'da ekonomi yönetimi meseleyi talebe ki talepte gıda, kira ve ulaştırmaya dayanmış talebe ve olası bir ücret artışına dayanmış, e, dayatmış vaziyette. Bu arada zamlar yapıyor bakın 5 trilyondan 12 trilyon bu soruyu hep soruyorum yine burada sizin ekranınızda da sormaya Hı -hı. devam edeyim trilyondan 12 trilyona çıkmış bir bütçe. Evet. Hatta yılın başında insanların maaşı üzerinden %16 peşin vergi kesmiş bir hükümet yılın ortasında iki katına çıkmış bir bütçede neyi yetiştiremedi ki 500 milyar liralık ek vergi paketi yapıyor. Birinin bunun izahını yapması gerekmiyor mu sizce? Evet. Evet. Bir konuda daha sanki bir istikrarlıyız. Tasarruf paketi meselesi e, i̇kincisi geliyor, e, geldi hatta e, haberlerde de aktarıyoruz aynı zamanda. E, umutlanmak e, birinde umutlanmıştık biraz ama sanırım umutlanmamamız gerektiğini de öğretti bize hükümet bu süreçte. Şimdi ikinciye karşı böyle acaba bizim kadar onlar da tasarruf yapacak mı sorusunu hiç sormayacağım ama siz umutlu musunuz diye soracağım. Hayır, ben birincisinde mutlu değildim. Bunun bunun subjektif değil objektif bir nedeni var. Hı hı. Onu da söyleyeyim galiba. Yine birinci pakette sizle konuşmuştuk. Şimdi aynı şeyi ikinci paket için de söylüyorum. Eğer siz bir tasarruf paketi açıklıyorsanız, bu tasarruf paketinde yapacağınız uygulamalar sonucunda ortaya bir rakam koyamıyorsanız, yani şunu yapacağız ve 10 lira tasarruf edeceğiz, rastgele söylüyorum. Burada subjektif ve hamasi yaklaşımlar var demektir. Ölçülemeyen bir şeyi yönetemezsiniz. Şimdi biz o dönemde şu kadar tasarruf edeceğiz çünkü bunları yapacağız diyemedik. Biz derken bakan diyemedi. Hatta yaz aylarına doğru ne kadar tasarruf ettiğimizi açıklayacağız gibi. Yani içi iktisadi olmayan bir şeye de imza attı. Şimdi bugün geldiğimizde mesela tasarruf ettik mi etmedik mi bilmiyoruz ki. Etmediğimizi görüyoruz da. Ettik mi etmedik mi bilmiyoruz ki. Çünkü başta bir rakam konuşulmadı. Hala bir rakam yok. Şimdi ikinci tasarruf paketinden ümitlenmek için bir sebep var mı sizce? Ben bulamıyorum. Evet. Kesinlikle. Şimdi e, mesela yurt dışından herhangi birine anlatırken peki tüm bu olanlar karşısında e, Cumhurbaşkanı ne diyor diye soruyorlar, soruyor insanlar size. Sabır dediğim zaman ve bunu e, aktardığım zaman kimse anlamıyor ama biz öyle öngörülü ve o kadar anlayışlı bir milletiz ki biz bu sabır telkinini hala çekiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine biraz daha sabır dedi, veriler önümüzdeki aylarda açıklanacak dedi. Ve daha ne kadar sabır, bilemiyorum Çetin Bey siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, sabredilebilmesi için sizin e, gerçekten ortada, eli ayağı düzgün, e, temellere dayanan, yol haritası belli bir ekonomi programınız lazım. E, şimdi böyle bir program yok. Sadece bir temenniler manzumesiyle ortaya çıkarılmış hayali rakamlar var. Şimdi sabredelim tamam ama neye sabredeceğimizi bilmiyoruz. E, fakat öyle bir ülke haline geldik ki bir takım denetim eksiklikleri nedeniyle yaşanan maden kazalarında işçilerin kaderden öldüğü bir ülkede ekonomik olarak düzelmeyi de sabıra bağlamış bir ekonomi yönetimiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu tip şeyler e, yani böyle olmaz. Sabır, kader vesaire siz rasyonel olarak bir takım planlar ortaya koyarsınız. Hı. O planlara yolculuk sırasında insanlardan sabır diyebilirsiniz. Fakat anlaşılamayan bir nokta daha var. Velev ki iddia edildiği gibi bir program olsun. Ben ortada bir ekonomik program olduğunu düşünmüyorum ya. Velev ki olsun. Bunun için dahi sokağa dönüp baktığınızda insanların takatinin kalmadığını görüyorsunuz. Yani bakın iki emekliden birinin 10 bin lira, ona maaş demiyorum evet, ben harçlık evet. artık. İki çalışandan birinin 17 bin liraya çalıştığı bir ülkede şöyle bir söylem geliştirilebiliyor. Aslında 17 bin liraya çalışmıyorlar. 10 bin liraya bir şey diyemiyorlar da 17 bin liraya çalışmıyorlar. Herkes asgari ücretten gösteriyor. Şimdi bunu herkes biliyor ve kimse buna bir şey yapmıyorsa ayrı bir skandal. Bu birincisi. Bazı İlk sektörler ikincisi... hatta Çetin Bey bazı sektörler 17.000'in altında da çalışıyorlar. Asgari ücret gösteriliyor Tabii. ve avans çekmiş gibi gösterilerek o 17 binin artık 12'ye mi 13'e mi ne kadara çalışıyorsa aradaki fark da şirkete geri dönüyor. Yani 17.000 gösterilip daha üstüne almak ayrı bir durum altına alıyor olmak da ayrı bir durum. İkisi de Türkiye'nin gerçeği. Ve usulü çalışanlar zaten asgari ücreti bulmuyor bile. Evet. Yani onları zaten yok sayıyorlar. İşsizliğini yok sayanın yevmiye ile çalışanı dikkate almasını beklemiyorum. Ama bakın başka bir noktaya daha dikkat çekeceğim. Velev ki gerçek bu. Eğer gerçekse niye araştırılmıyor? O da ayrı bir konu. Gerçek. 17 bin lira vermiyorsunuz da kaç para veriyorsunuz diyelim? Hı, hı. 25 bin. Hadi abartayım. 30 bin. 30 bin dediğinizde yoksulluk sınırının yarısı. Yani eğer yoksulluk sınırının yarısına biz canım asgari ücret vermiyoruz falan diye kendimizi avutacaksak e, ki bu ne yazık ki büyük oranda yüzde %80 %80'e varanı bu rakamlara ulaşamıyor ülkede. Eğer bununla kendimizi avutacaksak bu bir dram. İkincisi ne maaş verirseniz verin. Bunun kadar önemli ve sorun haline gelmiş bir başka durum var. Bakın, diyelim ki her şey sabitlendi günün dayanım. Yani artık e, zamlar gelmiyor, bizim maaşımız az ya da çok bu kadar. Şimdi biz burada yılı geçirebilmek için sabrederek, Sayın Cumhurbaşkanının ifadesiyle bir e, yolculuk yapalım diyelim. Şimdi şartlar buna da olanak vermiyor. Çünkü her geçen gün gerek kamu eliyle Gerekse zaten artan maliyetlerin yansıması ile birlikte ürünlerin fiyatlandığını benim satın alma gücümün biraz daha düştüğünü görüyorum. Yani evet. gelirim sabit de giderim de sabit dursa hadi sabredeyim ve mücadele edeyim. Durmuyor ki. Evet. Yani e, bakın dünyada gıda fiyatları 7 ay boyunca düştü. Geçen ay bir minik yükseliş yaşadı. Bu ay sabit kaldı. Son bir senede Türkiye'de Bırakın TÜİK'in o %70'lerini falan. Gerçekten çarşıya pazara çıkan insanlar bir mukayese yapsın. Son 7-8 ayda Türkiye'de nasıl bir fiyat artışı yaşandı? Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarına bakıyorsunuz. Diyorlar ki dünya fiyat ortalaması el insaf 120 dolarken varip fiyatı bizde 7 liraydı. Şu anda uzun zamandır 80 87 arasında gidip gelen bir varil fiyatı var. Sabit. Bizde neredeyse 7 8 katı yukarı çıkmış vaziyette. Kesinlikle. Şimdi bu Şimdi buranın içinden vatandaşın çıkabilmesi mümkün değildir. O yüzden yılın ortasında hiçbir işe yaramasa bile sadece psikolojik olarak insanları insan olduğunu fark ettirebilmek için reel sektörü yani işvereni subvanse etmek kaydıyla bir asgari ücret ve emekli bu enflasyon farklarından bahsetmiyorum. Gerçek zamdan bahsediyorum. Evet. Ee, bir artış yapmak zorundayız. Bu haliyle yılın sonunda e, vatandaş yılın sonunu göremez. Evet. Yani Mehmet Şimşek olarak Yılın sonunu görebilir mi bilmiyorum ama vatandaşın yılın sonu göremeyeceği çok açık. Kesinlikle. Şimdi Çetin Bey konu ekonomi olunca e, sosyal medyadan da bize yorum yapan pek çok izleyicimiz var. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için tüm izleyicilerimize. Mesela e, bir izleyicimiz demiş ki kamuda bir kişinin yapacağı işi beş kişi yapıyor. E, özelde de beş kişinin yapacağı işi bir kişi yapıyor. Kamu özelleşmeli bütçeye yük ifadesini kullanmış. Ee, yine beraberinde e, hiçbir şeyde denetim yok diyor başka bir e, kullanıcımız yine, yine. Limon tüccarı ucuza aldığı meyveyi depolarda çürütüyor sırf fiyatlar düşmesin diye gözlerimle gördüm diyor. Bakın hem üretimi hem tüketimi hem de gerçekten bütçeyi derinden sarsan analizler var yani. Sosyal medya bugün ciddi anlamda ekonomi analistleri kadar güzel cümleler kullanmış izleyicilerimiz. Sabır sabır halka atlatıyorlar demiş yine bir izleyicimiz Doğan Bey. Biraz da kendileri sabretsin ifadesini kullanmış. Ee, yine fakirin yanında isimli canlı yayında bizi izleyen takip eden bir izleyicimiz milletvekilleri bürokratlar memurlar doyuramadık emekli 10 bin lira alsın Allah'tan korkar insan ifadesini kullanmış ee, ve yine Doğan Bey bu kaçıncı sabrımız diye e, soruyor gerçekten de e, ciddi anlamda acaba e, bunu hep. Söylüyorduk ya topluma bir şeyleri anlatabildik mi diye bıçak kemiğe dayanmış gibi. Çünkü ekonomi dediğiniz gibi bu yılı nasıl atlatacağımız çok şüpheli. Asgari ücrete zam da olmayınca, emekliler bekledikleri o zamı alamayınca 4 milyon kök maaşı bile 10 bin lira olmayan emekli bugün yine hiçbir iyileştirme almayınca maalesef hepimiz birlikte bekliyoruz acaba bir sonraki sürece dayanabilecek miyiz toplumca diye şimdi bu yorumların üzerine ben yine sizden bir yorum daha isteyeceğim sizce bu refah payı meselesi hep hesapladık vesaire ama evet belki o ay için değil ama günü kurtaracak bir refah payıydı ifade ettiğimiz mesele fiyat ortaya ortaya konulan özür dilerim bütçe ancak olmadı sanırız ki başka bir bahara kaldı çözüm olur muydu olmazdı tabii ki ama bu da bir umuttu bu da gitti ne düşünüyorsunuz bu konuda Çetin Bey ha, e, insansız bir ekonomide e, ister refah payını konuşun ister ücretsiz ücretlere yapılmayan zamları e, fakat şöyle bir durum var gariplik şurada Diyelim ki e, herhangi bir ücrete zam yapmıyorsunuz. Bunun ekonomi üzerinde de olumsuz e, neticeleri olacağını düşünüyorsunuz. Değil mi? Şimdi tez bu ya. Peki aynı insanlara dönüp daha çok vergi vermelerini nasıl bekliyorsunuz? Evet. Bakın evet. hakikatten bahsediyorum. Matematikten bahsediyorum. Evet, evet. Yani herhangi bir gelirinde artış yapmadığınız insanların dönüp daha çok vergi vermesini nasıl bekliyorsunuz? Bunun karşılığı veremezler. Veremedikleri için kayıt dışı ekonomi artar. E, merdiven altı üretimler beslenir. Kayıt dışı istihdam çoğalır. İnsanlar yok bağısına çalışmak zorunda kalır. Kayıt e, merdiven altı üretimlerde herhangi mesela bir örnek vereyim sadece sağlıkla ilgili denetimler olmadığı için 2-3 yıl içerisinde bu başta gıda ürünleri olmak üzere gıdadan kaynaklanan sağlık problemleri ortaya çıkar. ...sizin sağlık harcamalarınız patlar. Evet. Ama bizim ekonomik yönetimimiz sadece... ...işte bugünü de atlattık diye meseleye baktığı için... ...3-5 yıllık projeksiyonlarda başımıza neler gelebileceğini düşünmüyorlar. Sadece vatandaşın sabretmesini istiyorlar. Şimdi böyle bir dünya yok. Evet. E, matematik bellidir. 10 bin lira alanlar... ...işsizler... ...yani şöyle düşünün... ...yüzde 8,5 işsizlik açıklıyorsunuz... E, atıl iş gücüyle 24. Yani neredeyse %16'yı işsiz bile saymıyorsanız o da TÜİK'in rakamları gerçekse. Emekliler, işsizler, öğrenciler, esnaf, çiftçi, çalışan, sanayici bakın ekonominin yürümediğinin en güzel göstergesine biliyor musunuz? Son yerel seçimler. Son yerel seçimlerde Herkes tabii ki çok haklı olarak emeklinin bu işe tepki verdiğini konuştu Gülnay Hanım. Hı hı. Fakat çok büyük bir gösterge var. Sanayi kentlerinin neredeyse tamamını mevcut hükümet kaybetti. Bu sanayicinin de dönemediğini düşünüyor gösteriyor. Türkiye ne yazık ki e, Nebati ve öncesindeki e, Naci Abal dönemini istisna tutarım. Öncesindeki dönemdeki akıl dışılıktan sadece rakam tutturmaya odaklı başka bir akıl dışılığa geldi. Ve 2000'li yılların bakanı 2024'lü yıl, yıllarda tekrar Türkiye'yi şu açıdan ikiye böldü. Üretim ekonomisine inananlar rantiyeciler. Evet. Bugün kere trade'çiyseniz çok rahat para kazanabiliyorsunuz. Ama çalışan ya da işveren, çiftçi ya da esnaf bir şekilde o ülkenin üretici gücüyseniz ki bence hepsi aynı tarafta, kendi içindeki iç pazarlıklarını ayrıca e, tartışırız. Üretenlerin tamamıyla göz ardı edildiği, üretiyoruz biz üretime inanıyoruz söylemleri arasında, üretinin ürettiğine pişman olduğu bir Türkiye fotoğrafı içerisinde rantiyeye, kumarhaneye dönmüş bir Türkiye ekonomisinin bakanı şu anda doğal olarak, para çekmeye çalışıyor. Çektiği para da sadece kumarbaz parası. Başka bir para değil. Buradan sonuç çıkmaz. Peki.